Arkadaşlar, Sefa Hoca Matematik kanalımızın bu videosunda 6. sınıf 1. dönem 2. yazılısına hazırlanacağız. Örnek bir yazılı kağıdı üzerinden konularımızı tekrar edeceğiz. Şimdi 1. sorumuzdan çözmeye başlayalım. 1. sorumuzda asal çarpan algoritması ile çarpanlarını ayırın diyor arkadaşlar. Hemen ayırmaya başlayalım. 120 2'ye bölünür, 60 2'ye bölünür, 30 2'ye bölünür, 15 3'e bölünür, 5 5'e bölünür, 1. 125'e geldiğimizde de 125 5'e bölünür, 25 5'e bölünür, 5 5'e bölünür, 1. 80 arkadaşlar 2'ye bölünür, 40 2'ye bölünür, 20 2'ye bölünür, 10 2'ye bölünür, 5 5'e bölünür, 1. 72 2'ye bölünür, 36 tekrar 2'ye bölünür, 18 tekrar 2'ye bölünür, 9 3'e bölünür, 3 3'e bölünür, 1. 1'i elde edene kadar hepsinde devam ediyoruz. İkinci soruda da asal çarpanların çarpımı şeklinde yazılan sayıları bulunuz diyor. 2'nin 3. kuvveti 8. 8 kere 3 24. 5'in 2. kuvveti 25. 3 ile 25'in çarpımı 75. 3'ün 3. kuvveti 3 kere 3 9, 9 kere 3 27 arkadaşlar. 5'in 2. kuvveti 25. 27 ile 25'i çarpmamız gerekiyor. Hemen şurada çarpalım. 27 ile 25'i. 5 kere 7 35, elde var 3, 10 13. 2 kere 7 14, elde var 1, 2 kere 2 4 5. Topladığımızda da 5, 7, 6, 675 yapıyor. C şıkkı. D şıkkında 2 üzeri 4 arkadaşlar. 2 kere 2, 4. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. 16 çarpı 5 eşittir 80 olacak. D'nin de cevabı. Buraya geldiğimizde 2'nin 5. kuvveti 32. 5 tane 2'yi çarpacağız. 3'ün 2. kuvveti 9. 9'da da 32'yi çarpacağız. 9 kere 2 18, elde var 1. 9 kere 3 27, 1 de elde 28. 288. Buna geldiğimizde 2'nin 2. kuvveti 4. 5'in 2. kuvveti 25. 4 ile 25'i çarparsak 100. 100'ü de 3 ile çarparsak 300 yapıyor arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda aşağıda verilen çarpan algoritmasına göre işlemin kaçtır diye soruyor. Bunu şu şekilde buluyoruz. 1 kere 7, 7. 7 kere 5, 35. 35'i de 3 ile çarpacağız arkadaşlar. 105. 105'i 2 ile çarpıyoruz. 210. 210'u da 2 ile çarpıyoruz. 420. Bunların hepsinin toplamını soruyor şimdi bize. Şöyle yazalım. 420, 210, 105, 35 ve 7. Bunları toplayalım. 5, 5 daha 10, 7 daha 17, elde var 1, 2'ye verdik 3, 4, 3 daha 7, 4, 2 daha 6, 1 daha 7. Yani 777 cevabımız. Dördüncü soruda 180 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir diyor. 180 arkadaşlar 2'ye bölüyoruz. 90 2'ye bölüyoruz. 45 3'e bölüyoruz. 15 3'e bölüyoruz. 5 5'e bölüyoruz. 1. Yani 2 tane 2 var. 2 tane 3 var. 1 tane 5 var. Yani cevabımız Adana. 5. sorumuzda 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 5 çarpı 5. Bunun açılımı bu şekilde. Bu sayı kaçtır diye bize soruyor arkadaşlar. Hemen çarpalım. 2 kere 5 10. 10 kere 5 50. 52 ile çarpalım. 100. 100'ü 3 ile çarpalım. 300. 300'ü de 2 ile çarpalım. 600 cevabımız. Ya da 2'nin 3. kuvveti 8. 5'in 2. kuvveti 25. 8, 3 ve 25'i çarparsak yine 600'ü elde ediyoruz.
Altıncı sorumuzda üssü 3 tabanı 4 olan sayının değeri kaçtır diyor. Yani 4 üssü 3'ü soruyor bizden. 4'ün 3. kuvveti 4 kere 4 16, 16 kere 4 64. Her gün bir önceki günden 4 kilometre fazla yol yürüyen bir sporcu. İlk gün 13 kilometre yol yürüdüğüne göre 5. gün kaç kilometre yol yürümüştür diyor arkadaşlar. İlk gün 13 kilometre yol yürümüş. İkinci gün 4 daha fazla 17. Üçüncü gün 4 daha fazla 21. Dördüncü gün 4 daha fazla 25. Beşinci gün 4 daha fazla 29 kilometre yol yürümüştür. Cevap Ceyhan. 13'ün 100'den büyük en küçük katı kaçtır diyor arkadaşlar. Bunu 13'ü 6 ile 7 ile 8 ile 9 ile çarparak deneyerek bulacağız. 13'ü arkadaşlar 8 ile çarparsak 104 yapıyor. Dolayısıyla 100'den büyük en küçük katı 104. Cevap Denizli. 9. soruda bir çarpan ağacı verilmiş. Ağaç sayısı kaçtır diye soruyor. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30, 30'u da 5 ile çarparsak 150 yapıyor cevabımız. 10. soruda arkadaşlar hangisi birimli orandır diyor. Birimli oranda birimler birbirini götürmeyecek. Burada kilogramlar, santimetreler ve litreler birbirini götürüyor. Birim kalmıyor ama burada bu ikisi birbirini götüremediği için gram bölü metre olarak bir birim kalıyor. Cevap Denizli. Ertuğrul'un yaşı 12, babasının yaşı Ertuğrul'un yaşının 4 katından 7 fazladır. Buna göre babasının yaşı kaçtır diyor arkadaşlar. Yani 12'nin 4 katından 7 fazlasını alacağız. 12'nin 4 katı 48. 48'e de 7 eklersek 55 yaşında babası. Cevap Adana. Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 6 ile tam bölünür diyor. Arkadaşlar 6 ile tam bölünebilme kuralı 2'ye ve 3'e bölünebilmesiydi. Bunların hepsi 2 ile bölünebiliyor zaten çünkü sonları çift. 3'e bölünebilme kuralı da sayıların toplamı 3'ün katı olacaktı. 7, 8 daha 15, 3'ün katı yani 6 ile bölünebilir. 5, 1 daha 6, 6 daha 12, 3'ün katı olabilir. 7, 5 daha 12, 4 daha 16, 16 3'ün katı değil. Dolayısıyla olmadı. 2, 1 daha 3, 6 daha 9, 3'ün katı. Dolayısıyla bu da oldu. Toplam 3 tanesi 6 ile tam bölünebilir. 47 kişilik bir sınıfta kız öğrenci sayısı 18'dir. Buna göre sınıftaki erkek öğrencilerin sayısının kızlara oranı kaçtır? 47'den arkadaşlar 18'i çıkarıyoruz. 17'den 8 çıktı 9, 3'ten 1 çıktı 2, 29 erkek var arkadaşlar. Erkeklerin sayısının kızların sayısına oranı dediği için erkekleri üstte kızları alt tarafa yazıyoruz. Yani 29 bölü 18 cevabımız Denizli. 14. sorumuzda 42 derecelik açının bütünleri kaç derecedir diyor. Yani 180'den biz 42'yi çıkarmamız lazım arkadaşlar. 10'dan 2 çıktı 8, 7'den 4 çıktı 3, 1 yani 138 42 derecenin bütünleridir. Toplamlarının 180 yapması için. 15. sorumuzda şekildeki açının gösterimi hangisidir diyor. Burada köşe R olduğu için R ortada olması lazım arkadaşlar. Ortada olan sadece bu var. Cevap Ceyhan. 16. soruda asal sayılarla ilgili kaç ifade doğrudur diyor. En küçük asal sayı 1'dir demiş. Yanlış. En küçük asal sayı 2'dir. 15 asal sayıdır demiş. Yanlış. 3'e bölünür, 5'e bölünür. Çift olan asal sayı sadece 2'dir demiş. Doğru arkadaşlar bu ifade. 2 basamaklı en küçük asal sayı 11'dir. Bu da doğru. 2 asal sayının toplamı daima asal sayıdır demiş. Bu da yine yanlış bir ifade. Yani 2 olacak. 2 tanesi doğru. Cevap Bursa. 15. soruda ifadelerden hangisi yanlıştır diyor. ABD, ABD şu açı ile CBE, CBE şu açı ters açılardır demiş. Doğru arkadaşlar. ABC, ABC yani şu açıyla DBA, DBA şu açıyı söylüyor. Şu açıyı söylüyor. Komşu bütünler açılardır. Evet, hem komşulardır hem de bütünlerdir. Bu da doğru. EBC, EBC şu açıyla EBD, EBD komşu tümler açılardır diyor. Komşu açılar doğru ama tümler değil arkadaşlar bunlar. Tümler demek 90 dereceye tamamlıyor demekti.
Dolayısıyla bu ifade yanlış oluyor. Şekilde kenar uzunlukları verilen ABC üçgenin çevre uzunluğu DF üçgenin çevre uzunluğuna oranı hangisidir diyor. Bunun çevre uzunluğu 12, 24, 36 arkadaşlar. Bunun 10, 16, 8 daha 24 arkadaşlar. Bunun buna oranı dediği için 36 bölü 24 diyoruz. 12 ile sadeleştirdiğimizde 3 bölü 2 oluyor. Cevabımız yani Adana. 17. sorumuzda 10 üzeri 3 sayısının değeri kaçtır diyor. 10 çarpı 10 çarpı 10 yani 1000. Meryem'in çantasında 2 siyah, 4 mavi ve 6 sarı bilye vardır. Çantasındaki mavi bilye sayısının tüm bilye sayısına oranı. Mavi bilye sayısını dediği için 4 bölü tüm bilyeler, toplam 12 bilyesi var. 12, 4 ile 12'yi sadeleştirdiğimizde 1 bölü 3 yani cevabımız Denizli oluyor.